Merhaba, ben araştırma bölümünden Murat Akyol. Her zaman olduğu gibi kısa bir haftalık piyasa değerlendirmesi yapacağız. Yeni hafta aslında gündem olarak geride bıraktığımız haftadan çok farklı değil. Bu noktada özellikle artan koronavirüs vaka sayıları endişe yaratmaya devam ediyor olsa da aşıların da kullanıma hazır halde bulunması iyimserliğin korunmasını sağlıyor. Diğer taraftan mali teşvik paketine ilişkin görüşmeleri de yakından takip ediyoruz. Taraflardan gelen açıklamalar son derece pozitif olsa da henüz somut bir adım atılabilmiş değil. Bu da piyasaları beklemeye iten bir sebep olarak çalışıyor. İçeride ise özellikle yaptırımların yarattığı riski takip etmeye devam ediyoruz. Bu noktada özellikle katsa tasarısı belirsizlik ve risk yaratmaya devam ediyor olsa da söz konusu tasarıda 12 maddelik listede en hafif 5 maddenin seçileceği beklentisi yurt içi piyasaların genel görünümünde anlamlı bir bozulma olmasına izin vermiyor. Yeni haftada aslında veri akışı da oldukça yoğun olacak. Bu noktada Amerika'da perakende satışlar, sanayi üretimi ve konut verileri gibi rakamları takip edeceğiz. Bunun yanında öncü PMI endeksleri de açıklanacak. Bu da yakından takip edilecek konu başlıklarından birisi olarak öne çıkıyor. Diğer taraftan Fed de yılın son toplantısını bu hafta gerçekleştirecek. Ancak son dönemde atılan güçlü adımların ardından Fed'in yeni bir adım atması şu an için beklenen bir senaryo değil. Dolayısıyla toplantıda piyasalar açısından nötr olarak kabul edebileceğimiz sonuçlar içerebilir. İçeride ise bu hafta Merkez Bankası çarşamba günü para ve kur politikası metnini açıklayacak. Ayrıca cuma günü de Merkez Bankası'nın açıklayacağı Aralık ayı beklenti anketinden çıkacak sonuçları takip edeceğiz. Merkez Bankası 2021 yılı para ve kur politikası metnini çarşamba günü açıklayacak. Metinde Merkez Bankası özellikle yılın genel bir değerlendirmesini yapıyor. Bunun yanında gelecek yıla ilişkin olarak da likidite koşullarının çerçevesini çiziyor Merkez Bankası. Bu açıdan bakıldığında aslında teknik bir rapor olduğu için piyasa üzerinde çok ciddi bir etki göstermesini de beklememek gerekir. Ancak son dönemde Merkez Bankası'nın rezervleri çok sık konuşulduğu için özellikle Merkez Bankası'nın rezervler konusunda vereceği mesajları yakından takip edeceğiz. Bu noktada Merkez Bankası'nın koşulların uygun olması, piyasa koşullarının uygun olması durumunda rezervleri arttırmaya çalışacağına yönelik bir mesaj vermesinin şaşırtıcı olmayacağını düşünüyoruz. Cuma günü ise Merkez Bankası'nın açıklayacağı Aralık ayı beklenti anketini takip edeceğiz. Anket özellikle gelecek haftaki 24 Aralık'taki PPK toplantısı öncesinde faiz beklentilerinin ne yönde değiştiğini göstermesi açısından bizim için önemli olacak. Bu noktada hatırlanacak olursa Aralık ayı, Kasım ayı enflasyon rakamının yüksek olmasının ardından TL'nin reel faiz desteği önemli oranda azalmıştı. Açıklanan rakamlara göre baktığımızda şu anda reel faiz 0.85 civarında bulunuyor. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda Merkez Bankası'nın gelecek haftaki toplantısında TL'nin bu azalan reel faiz desteğini yeniden arttırmayı gündemine alabileceğini düşünüyoruz. Bu noktada da özellikle beklenti anketinde de bu sonuçlara paralel bir, bu beklentiye paralel bir sonuç görmeyi bekliyoruz. Borsa İstanbul tarafında ise endeksin 6 haftadır üst üste değer kazandığını görüyoruz. Her ne kadar geride bıraktığımız haftada özellikle yaptırım riskleri nedeniyle endeksin baskı altında kaldığını görsek de haftanın sonunda %3'lük bir değer kazanımına ulaşıldı. Bunun yanında teknik anlamda da önemli olarak gördüğümüz 1350 puan seviyesinin belirgin şekilde üzerinde kalmayı başardık. Teknik anlamda 1350 puan üzerinde kaldığımız sürece endeksin ana hedefinin 1385 puan seviyesi olduğunu düşünmeye devam ediyoruz. Yani teknik göstergeler daha da yukarı seviyelere şu anda işaret etmeye devam ediyor. Ancak bunun geçerli olabilmesi için özellikle yaptırım belirsizliğinin ortadan kalkması ya da hafiflemesi ve aynı zamanda da yurt dışında risk iştahının lehte hareket etmesi gerekiyor. Yurt dışında risk iştahının bozulması durumunda endeksin destek arayacağı ilk nokta ise 1350 puan seviyesi olacaktır. Zamanı kazanca dönüştürmek için Ünlü The Club'ı izlemeye devam edin.